Link sol diyor. Ve bu 17 altcoin haftaya fırlayabilir. Bunun üstüne konuşacağız. Bu arada BTC 25 milyar dolarlarla aynı zamanda yıllık rekor gerçekleştirdi. Bakınız tam da ne yapıyor? Geçtiğimiz saat. Ya burada da saatleri bozmuşlar. Güncellemiyorlar, etmiyorlar. Daha 13.00 diyor bakın mesela şurada, tamam mı? Halbuki 14 saat şu anda düz 2 yani. 2 geçiyor yani şu anki video çekilirken. Saat 1'de de yıllık rekorunu gerçekleştirdi Bitcoin. Ki muhakkak biraz geri çekilmeler, akümülatif hareketler muhakkak olacaktır. Ama günün sonunda, kelimenin tam anlamıyla günün sonunda, yine de pampa devam edecektir. Yani BTC'nin burada bırakacağını hiç zannetmiyorum. Bu kadar ciddi hype almasının ana sebeplerinden bir tanesi şu anda Grayscale ile seçim masaya oturması. ETF'ler fiyatlandırıldı diyenler de bu işe iyi baksınlar. Grayscale'la seç, bak ETF onayı gelmedi. Sadece toplantı yapacaklarını söyledi adamlar. Olan bu. Yeni rekor. Bitcoin dün mesela bir şey gördüm. Binance Feed'de şu Binance'ı açtığınız zaman altında bir şeyler var ya. Orada bir şey gördüm. Diyor ki boğa geldi diye söyleyenlere inanmayın. Bitcoin 20 bin dolara düşecek. Ondan sonra 75 bine doğru gelecek 3 yıl boyunca yavaş yavaş yükselecek. Ya Allah senin belanı versin demek istemiyorum. İnsanlar onu okuyor bak. Piyasayı adam, ulan gayrimenkul bile daha hızlı değerleniyor memlekette. Altın daha hızlı değerleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hayatında boğa kavramı adı altında piyasa başladığından beri sen kaç kere gördün o dediğin gibi bir şey olduğunu? 3 senede. 3 senede piyasanın Bitcoin'in sadece 3x yaptığını kaç kere gördün? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yok. İnanmayın. Çok ciddi yükselecek piyasa. ETF haberini bekliyor. Şimdi kaymayalım. Şuraya geçelim. Gün içinde konuşacağız. Ne diyor burada? Konferans 13 Kasım'da vesaire. Bakın şu an büyük yükselebilecek altcoin'ler. Sol, XRP. Tamam mı? Shiba, bunlara dikkat etmek gerekecektir. ADA, bunlara dikkat edin. Majör altcoin'lerin büyük bir kısmı. Bir yandan da şuraya girelim ki bak böyle hani üstünkörü bir şey yazmış. Söylemeye çalışıyorum ki videolarda. XRP sol. Çünkü bakın haftaya mesela örneğin bundan sadece 7 gün sonra şu ankinden çok uç fiyatlarda olmayacağımızı garanti yok. Bence Kasım ayını 40,5 41 binlerden bu Kasım'ı kapatma ihtimalimiz çok yüksek olacaktır. Şu anda ne yaptınız, kim ne yaptıysa yanına kar kalır. XRP, Sol, ADA. Bakın Doge'da bunlar çok iyi. Shiba. Ondan sonra bunların üstünde durmak lazım. Ne diyor bu kripto para sektörü? Bugün itibariyle Binance Blockchain Week'i yakından takip ediyor. Binance'ın bu konferansı kripto varlıkların volatil yükseliş veya düşüş yaşamasına neden olacak önemli duyurulara ev sahipliği yapıyor. Bundan kaynaklı olarak fiyatlar yükselmezse burada verilecek haberler fiyat paritesine muhakkak etki edebilir. Ettiği olmuştur. Onu söylemek lazım. Konferans noktasında Solana ve Cardano yakın zamanda verdi. Fiyatlar sıkı patladı. Tabii Ripple'ın da bugün hala devam eden Swell konferansı mevcut. Onun da altını çizmek lazım. Swell konferansı yine saat 15.30'da ikinci partisi bugün tam olarak sonlanacak. Büyük haberler verdiler. Bunu söyleyebiliriz. Fakat XRP coin'in fiyatına direkt olarak bu yansımadı. Çünkü BTC'nin hareketlerini görüyorsunuz. Şu an XRP yine fiyatlamaya çalışıyor. Ama tabii ki de zorlanıyor. Çünkü BTC paranın tamamını şu an emiyor. Ama müşteri olun. Bitcoin'deki yükseliş muhakkak bu altcoin'lere bir gün o parayı akıtır. Bak çok net. Şimdi ilk yükselirken Bitcoin 25 bin, 26 binlerden kalktı, 30 küsür binlere geldi. XRP 50 centlerde sanki böyle gökyüzünü seyrediyormuş gibi sonra bir anda 70 küsür centlere patladı. O yüzden bu noktada müşteri olun.
Güney Kore'nin en büyük borsası Upbit'in gelecek hafta düzenleyecek Upbit meselesi çok önemli. Upbit'te XRP coin çok popülerdir. İnanılmaz. XRP coin aşırı popüler. XRP, 2-3, Sol, ADA bunlar çok popüler. Bunlarla alakalı etkinlik gelebilir. Bu kısım önemli. Konferans 13 Kasım'da diyor. Upbit konferans 13 Kasım tarihinde başlayacak ve Upbit borsasında listelenmiş ürünlerde yükselişe yol açabilir. Doğru, Upbit normal bir borsa değil. Upbit inanılmaz derecede spekülatif ve piyasayı çok ciddi katalize eden bir borsa. Bak, alın, alım yapın. Kripto para alın şimdi. Saçma sapan bir şey almayın. Yani şimdi ne alırsanız yanınıza kar kalacak bak ona göre. Tamam mı? Sol, ADA, ondan sonra bak çok iyi altcoin'ler var işte burada. Sol çok iyi, ADA çok iyi. Ancak burada XRP niye koymamışlar anlamadım. Çünkü Upbit borsasının en popüler kripto parasıdır XRP. Yani dönem dönem ortada herhangi bir şey yokken bile durup dururken Ether'i ve Bitcoin'i geçtiği olmuştur. Upbit'te XRP coin hacminin. Sol, ADA, XRP bunlar çok iyi. Link çok iyi. Chiliz olabilir. Ama anormal hareketleri var. Bilerek girin. Astar gayet iyi. Ondan sonra EOS fena değil. Anchor gayet iyi. The Graph çok çok iyi. En iyi yapay zeka projesi. ARB iyidir. Katman 2 olarak. Sonra Neo Çin devi olabilir tabii ki. Stax 10 numara. DWF Labs'ta. Şu Aks'ı almayın ya. Aks'la olacak bir iş yok. Mina olabilir. Ayrıca diyor bu 4 token için yeni işlem çiftlerinin listelenmesi muhtemel olduğunu ve bu gelişmenin yükselişlere katkı sağlayabileceğini belirtmek önemlidir. Bu konferans kripto piyasasındaki hareketli etkileyebilir ve yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir. Şu an zaten piyasada çoğunluk çok ekseri yani büyük haberler veriliyor. Güçlü biliyorsunuz ki haberler veriliyor. Altcoin projelerinin tamamı bunu gerçekleştiriyor. Aynı zaman dilimlerinde gördüğünüz gibi etkinliklerdir, şudur, budur. Dolayısıyla piyasa şu anda iyi bir şekilde ilerlemeye çok müsait. ETF haberleri de piyasada kol geziyor. Gün içinde çok detaylı bir şekilde mevcut yükselişlerin sebeplerini XRP, Shiba, Adamatic, Sol gibi altcoinlerin de gidişatlarını detaylıca inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.